Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuzda sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. Xitay virüsünün Wuhan tecrübəxanası bilen bolğan bağlanışı kızıq noktaya aylandı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Xitay virüsünün keliş mənbəsi yakın küllerde kayıtıdın kızıq noktaya aylanğan olup, Amerika Kengiş Palatası virusqa alaqadır istihbarat uçurlarına aşkarlaşın tələb qılğan. Xəbərdə qeyd qılınışça, Amerika Prezidenti Biden çarşamba günü istihbarat orqanlarından virusun tarqılış səbəbini izqoğulab təşkürüşünü küçəytişin tələb qılğan. İki çoğun partiyanın parlament əzalarımı Aksaray'nın kararını kollaydıqallıqını bildirgen. Kengiş Palatası 26 May keşte yeni kanun layısı makullab, Amerika istihbarat orqanlarının Wuhan virus tətqiqat mərkizige münasifetlik uçurlarını elan qılışın tələb qılğan. Məlum buluşça, Amerika Avam Palatası İstihbarat Komitetinin məsuli Devin Nunes 16 May Prezident Biden'a məktub yazıp, onundan hükümetke virusun kilip çıkış səbəbini təkşürüş doğrusudu buyruq çürüşün tələb qılğan. Məktubda bu virusun Wuhan təcrübəxanısından tarqılıp getken süni virus buluşu mümkünlükü Wuhan təcrübəxanısının Amerika hükümetinin netçi milyon dollarlıq xıracitigi erişkəllikü bildirilgən. Mektup diyene biz tekşürüş çariyanda virüsünün tecrübəxanadan tarqılıp ketkendikigi münasifetlik nurgulluğan vasitlik paketlerini baykıdıq. Bu ihtimallıqını etraplıq tekşürüş intayın muhim. Bulup mu Xitayının köp tereplik biologiyelik ədliye tekşürüşüge tosqulluq kalıp, muhim dəlil ispatlarını yok tüvetişini nəzərge ilişkerek deyilgən. Xitay İslam dinini Xitaylaştırış siyasetini qayt təkidledi. Sancı gezisinin haberde bildirilişe Atalmış Uyğur Abdümraylıq Partiya Komiteti Nəzriye Ögünüş Mərkizi Grupisi Şarkı Türkistan'da İslam dinini Xitaylaştırış siyasi de çın turduğallıqını yeni bir qetim təkidligen. Haberde qayt qılınışa 29 May çüştün burun Atalmış Abdümraylıq Partiya Komiteti Nəzriye Ögünüş Mərkizi Grupisi kollektiv ögünüş yığını açqan. Yığınğa Şevket İmin, Nurlan Əbilməcin qatarlıqlar qatnaşqan bolup, yığında Şarkı Türkistan'da İslam dinini Xitaylaştırış yönülüşüde çın turduğallıqını yeni bir qetim təkidligen. Yığında söz kılgan Atalmış Uyğur Abdümraylıq Partiya Komitetinin sekretari Çin Chuango qat'i təvrənmək kallını qorallandırıp, Şinjan'da İslam dinini cüngoçulaştırış yönülüşüde çın turuş xizmət ixtidarımızını östürüş, dinni sosializm cemiyetige uyğunlaştırışqı texamı küçəş, vətənpərvər dini zatlar koşunu qurulışı və tərbiyeləşini küçəyitiş gerek dəb bilgirliğən. Xitay dairleri 2017-ci 13-ci ayda İslam diniğe münasifetlik yeni bir kanunu tüzüp çıkan bulup, məzkur kanunun tüzdülgən nusxısı Xitay ölkülerdeki İslam cemiyetlerine tarqıtıp berilgən. Məzkur kanunda 2018-ci ildən 2022-ci ilgiçi bolğan 5 yıl içinde İslam dinini Xitaylaştırışının kanunlaştırılğanlıqı aşkarlanğan idi. Xitay mezkur planğa asasen Şarkı Türkistan'da İslam dinine karşı terör siyasetini tiz süratte icra kılışkı başlayan bulup, Şarkı Türkistan'da hazırgı kadar 16.000'e yakın mescit çeki vetilgen ya ki buzu vetilgen. Sakkalgan bir kısım mescitler başka faaliyet sorularına özgertilgen. Ondan başka dinğe alakadar barlıq şarketler pütülleri çeklengen bulup, halıq İslam dininden vazgeçişki mecburlanğan. Amerika-Tayvan münasibetini küçəyitişke alaqadar yeni kanun layısı oturuğu koyuldu. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Amerika'daki iki çoğun partiyanın parlament əzaları 28 May Amerika bilen Tayvan'ın münasibetini küçəyitişke alaqadar bir kanun layısını oturuğu koygan. Tayvan diplomatik bahalış kanun deb atılgan mezkur kanun layısı da Taybeyinin Amerika'da duruşluq iqtisat ve medeniyet vekilleri ornunun namini Tayvan'ın Amerika'da duruşluq vekilleri ornuğu özgertiş oturuğu koyulgan. Mezkur kanun layısını Demokratlar Partisi'nin parlament əzası Brad Sherman bilen Cumhuriyetler Partisi'nin parlament əzası Steve Chabot birlikte oturuğu koygan. Yeni bir Türk'ün parlament əzaları birlikte imza koygan. Xəbərdə bildirilişçe növbəti Tayvan əməldarları ve diplomatları Amerika'nın diplomatik vizisini alalmaydıkən. Fakat məbləğ salğıçılar vizisi alalaydıkən. Bu onların Tayvan'ın Amerika'daki resmi vekillik salahiyetini doğru əks etdirməyidigan bulup, Tayvan diplomatiyasının təkşürüş qanunuğa asasən Tayvan əməldarlarına maskeledigan yeni vizi yolu qoyuldikən. Bu Tayvan'ın Amerika'daki vekillerine payidliq bulubluq kalmay, Amerika bilen Tayvan əməldarları otursuzdaki münasifetini quyuqlaştırıdikən. Tayvan Taşqı İşlar Ministerliği 29 May bayanat elan kılıp, Amerika parlamentedeki iki partiya əzalarının bu dostanı hareketi rahmet etkan.
Şundakla Amerika parlamentinin uzundun buyan Tayvan-Amerika münasibetindeki muhim meselelerde kanun ve başka usullar arkalık aktif ve dostane pozisyaya bildirip gelgerlikini bu kanun layihasının ilgili sürülüşüge devamlık ehmiyet beridiganlığı Amerika parlamenti ve icraiye organdaki dostları bilen kuyuk alakını saklap Tayvan bilen Amerika otursuzdaki hemkarlıkını negizlik çunkurlaştırdıganlığını bildirgen. Tarqılıbatqan sırlar Şarkı Türkistan'ın haqiqi vaziyetini aşkarlap bermekte. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'daki barlıq uçurlarını qattıq kontrol qılıbatqan bir paytta ijtimai taratqularda tarqılıbatqan sırlar Şarkı Türkistan'ın haqiqi vaziyetini körsütüp bermekte. Bugün ijtimai uçur basılıp tarqılgan sırlarda Şarkı Türkistan'daki malum ballar lagerda kiçik ballarının opçi yataqtaki karuvatlarda uxlayatqanlığı onların oqutquchilarının Xitay ikenligi körsütilgen. Yeni bir sindi bolsa Uyghur ballarının karuvat mı yok, hatta yastık mı yok, qattıq gelemden üstüde yetip uxlayatqanlığı körsütilgen. Yeni bir sinde bir Uyghur kızı bilen bir Xitayning toy murasimi körsütilgen bolup, Xitaylar bilen toy qilishqa majburla siyasatining davomli ishlatqanlığını isbatlab bermekte. Aldıngı günlerde tarqalgan yeni bir sindi mo yaşqı çoğun bir Xitayning emdili qoramığı yetken bir kiçik Uyghur kızı bilen toy qilganlığı körsütilgen bolup, küçülük gulgulu qozgan idi. Ondan başka ijtimai uçur vasıtları tarqalgan köpligen sırlarda Uyghurlarının ünsiz yığılavatkan körünüşleri arqalıq uruqtuqallardın ayrılış azabını ishbadlayavatqanlığı körsütilgen. Xitay dairleri yalgan teşviqatlarını devamlıq küçeytip Şarkı Türkistan halkını xuşal xoram yaşavatıdı dep jarsilvatkan bugünkü dekullerde Şarkı Türkistan'dan her günü dügüdek toxtumay çıqıvatkan ispatlar Xitayning haqiqi yüzünü içip bermekte. Germaniyada Beijing Olimpik müsabakasına karşı namayış izgil devamlaşmakta. Avrupa Şarkı Türkistan Birliği tarafından organizeştirilen 15. May günü başlayıp her şembe devamlaşıvatkan 2022 yıllık Beijing Olimpik müsabakasına boykot kılış namayışının 3. kıtımlığı 29. May Germaniyanın Münhen şehrindeki dağlık Marin Meydanı'nda ötküzüldü. Bu kıtımlık namayışka Evangelistlerinin Bavaria ülkesi vekili Rainer Ochselin ve Uyghurlarga Avaz Koş Hareketinin vekili Amalia Hanım katnışıp nutuk sözlügen. Olar nutuklarda 2022 yıllık Beijing Kışlık Olimpik müsabakasının boykot kılış namayışı hakkıdaki çakırıklarının sebebi ve Uyghurlarının hazırkı vaziyeti hakkıda toxtalgan. Bundan bunuqa namayışlar Münhen şehrinin okşamağın rayonlarındaki dağlık meydanlarda Şarkı Türkistan bayrağı çüşürülgen çedirler 2022 yıllık Beijing Kışlık Olimpik müsabakasını boykot kılış çakırığı ve Xitayning Uyghurlarga qılıbatqan zulümleri ifadelenen resim ve plakatları bilen ötküzülgen. Xitayning virusni tajribaxonada taraqqi qildirib, izini yushirganligi ilgari sürüldü. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, Angliya ve Norvegiya tetkikatçilerinin izleniş neticesi virusning insan tarafından yasalganligi to'g'risidagi munozirani qaytadan qo'zg'adi. Angliya kundalik pochta gazetasi Angliyalik professor Angus Dalgleish bilan Norvegiyalik tetkikatçi doktor Berger Sorensenning texi e'lon qilinmagan tetkikat natijalarini qo'lga tushirdi. Xabarga qaraganda tadqiqotda Xitoyning virusni Wuhandagi tajribaxonada ishlab chiqarganligi va ta'tir qurilish usulidan foydalanib uning izini yushirganligi o'tirg'i qo'yilgan. Maqolada Xitoy tadqiqotchilarining virusni tajribaxonada ijod qilganligi, undan uni shaparangdan tabiiy taraqqi qilganda qilib ko'rsatganligi ilgari surilgan. Tadqiqot maqolasi o'tirg'i qo'yilgan ayiblashlar sonliq ma'lumotlarning Xitoy tajribaxonalarida qasdan yo'qotilishi, yushirilishi yoki buzilishi qatorliq ayiblashlarni o'z ichiga olgan. Gazetning xabarida Xitoydagi virus haqidagi qarashlarni o'tirg'i qo'ygan tadqiqotchilarning jimiqtirilganligi to'g'risidagi uchurlarga mo o'rin berildi. Mazkur tadqiqot maqolasini yozgan Dalgleish bilan Sorensen bultur vaksinani taraqqiy qildirish xizmatlari jarayonida virusni faqat o'zgartirish kirgizgandagina hosil bo'lgan alohida izlarni bayqaganligini eskartgan. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti bilan Xitoyning o'rtaq tekshirish olib berib e'lon qilgan mart oyining oxiridagi dokladida virusning shaparangdan insonlarga boshqa hayvonlar orqali tarqalganligi qayd qilingan edi. Navbatda bu tadqiqot maqolasining kelgusida texmo ko'p munozaralarni maydonga keltiradiganligi mo'ljallanmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonot e'lon qilib, Xitoyni qattiq ayibladi. Dünya Uyghur Kurultayı 29. May bayanat elan kılıp, Xitay dairlerinin Dünya Uyghur Kurultayının reisi Dulqun Aysa'nın inisi Xuştar Aysa'nı müddetsiz qamaq cezasına hüküm kılganlığını ayıplıgan. Amerika avazının haberde bildirilişe Dulqun Aysa bu axtı toxtulup, bu haberini anlap qattıq azaplandım. İnim bigunah buluşuğa qaramay iğir cezağı hüküm kılındı. İnim minin Xitayğa karşı kılgan faaliyetim ve kişilik hukukunu qoğdaş hizmeti bilen şüğullanğanlığım üçün cezalandı degan.
U yana 2019 yili apısining jaza lagerida qaza qilganligi, 2020 yili dadasining olamdan o'tganligi, 2021 yili inisining muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligidan xabar topganligini, Xitoyning go'riga elish usuli orqali o'zining shundaqli muhojiratiga Uyg'urlarning ovozini besiq turmoqchi bo'lganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xushtar Aysa 1996 yili Xi'an qatnash universitetini bitirgan bo'lib, ilgari restoranda ishlagan, keyin Aqsu'dagi shopurlik maktabida yetakchi bo'lgan. U 2017 yili Xitoy tomonidan terrorlikka qudratqulluq qilish degan tuhmat bilan qo'lga olingan va 2 yil lagerda tutib turilgan. Shundan keyin uning umrlik qamoq jazosiga hukm qilinganlik xabari oshkorlangan. Dünya Uyghur Kurultayının bu vaqtdagi bayonotida Xitoyning davomliq o'ch elish usullarini ishlatib, Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligiga qarshilik bildirgan kishilarni jimoqtirishga uringanligi 2016 yili atalmish qattiq zarb berish harakatini ijro qilgandan buyon 250 000 kishiga jazo hukm qilganligi 2016 yildan 2018 yilgacha Sharq Turkistondagi turmaga qamash nisbatining Xitoy o'lkasiga qaraganda 5 hissa oshganligi Uyghur bilan qazaqlar har doim terrorlikka qudrat quli qilish yoki milliy o'chmanlikka kuch kiritish qatorliq tuhmatlar bilan qo'lga olinganligi ko'rsatib o'tilgan. Berma musulmonlari haq-huquqlarini qo'g'dash maqsadida komitet tashkil etdi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, siyosiy mahbuslarga yordam berish tashkilotining kundalik to'kilatida Bermadagi qalaymaqonchilik sababli yaqinqi 24 soat ichida yana 3 kishining qazo qilganligi, shuning bilan harbiy siyosiy o'zgarishga qarshi boshlangan namoyishlarda qazo qilganlar umumiy sonining 840 ga yetganligi, bundan boshqa 4409 odamning nazorat ostiga olinganligi, siyosiy o'zgarishga qarshi chiqqan 1881 odam ustidan tutish buyrug'i chiqarilganligiga doir uchurlar qayd qilingan. Bu jarayonda Bermaning Kachin o'lkasida faoliyat qilayotgan Shan millatlari armiyasining muavin qo'mondoni Sauxun Kiyov suiqasga uchrab hayotidan ayrilgan. Yana bir tarafdan Bermadagi musulmonlar davlati demokratiyani yangidan barpo qilish va musulmonlarning haq-huquqlarini qo'g'dash maqsadida Bermalik musulmonlar ko'p millatlik maslahat komiteti qurib chiqqan. Komitet ijtimoiy taratquv orqali bayonot e'lon qilib, Bermadagi harbiy hokimiyatga qarshi 16 aprilda qurilgan milliy birlik hukumatini qo'llaydiganligini eskartib Birinci nişanımız Bermalık Müslümanlar. Xususən Arakanlıq Müslümanlarga münasibətlik siyasətlər toğrusida Milli Birlik Hökumətinin kapalat berişini qolğa keltirishdir digərlərini bayan qılğan. Bayanata Bermadagi Müslümanlar cəmiyyətlərinin vəkilləri və siyasətçilərinin Milli Birlik Hökuməti bilən alaqa ornitishini kapalatka ega qilishinin komitetinin ikinci nişanı işkənlikigə işarət qılınğan. Bayanata komitetning nishonlaridan birining 1982 yili Berma armiyasi tomonidan imzolangan va davlat miqyosidagi arakanlik musulmonlarni puhralik huquqidan mahrum qilgan puhralik qonunining bekor qilinib, o'rniga texamo sig'dirishchan yangi bir puhralik qonunining tayyorlanishini qo'lga keltirish ekanligi o'tirg'i qo'yilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunlukla program akırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.